Uzun yaşarsak da, kısa yaşarsak da bu olaylar olacak, bu meseleler olacak. Biz tebliğ yapıyoruz, anlatıyoruz. Hepsi Allah'ın rızası için. Sonuncunda amaç hasıl olmuş olacak. Allah'ın rızasını kazanmak ve Allah'ın cenneti. İnşallah. Cennette de dünyadaki teknolojinin daha ilerisi, daha güzeli olacak. Yani şu an nasıl beynimizde bize bunları gösteriyorsa Allah, bak bardaklar, süsler, heykeller, her şey. Mesela orada kedi heykeli birden canlanır. Konuşsan konuşursun. Mesela orada kuş, camdan kuş, buraya gel desen uçar gelir. Geri git desen geri gider. Mesela orada da kuş var ya, cennet kuşu mesela, o şekilde oluyor, şeffaf. Uçar gelir. Cennette deniz de var, göl de var, nehir de var. O yüzden her türlü deniz aracı da var, hava aracı da var. Hayvanlar da istediğinde uçuyor. Mesela at, kanatlı at oluyor. At yakuttan, kristal at. Yakuttan üstüne biniyor, uçuyor. Yani normalde insan dünyada acayip korkar. Orada korkmuyorsun. Yani düşme tehliken yok, hiçbir şey yok. İstediğin yer, istediğin gibi gidiyor. Mesela cennet evleri yüksekte, kristalden, şeffaf içi görülüyor. Ya Resulullah diyor, nasıl gideceğiz oraya diyor. Sahabiler havada duracak diyor. Uçarak gideceksiniz diyor. Şahıs istediğinde çok rahat uçuyor. Nasıl olacak desen, rüyanda görüyorsun uçmayı. Hiç adam şaşırıyor mu uçtuğunda? Gayet normal hakkı olarak görüyor. Yani rüyasında uçan adamı ben şaşırdım, hiç görmedim. Aa nasıl oluyor falan demiyor. Gayet tabii hakkıymış gibi görüyor. Ve uçarken de istediği gibi yönünü buluyor. Yani aklından geçirmesi yeterli oluyor. Süratini de kendi ayarlıyor isterse. İstediği kadar süratlendirebiliyor. Cennette de aynısıdır. Sürat tekneleri, sürat arabaları, her şey vardır cennette. Yani istediğiniz her şey diyor Allah. Dünyada aklınıza takılan her şey. Sadece aklınızdan geçirmeniz yeterlidir diyor Allah. Hemen yaratırım diyor. Kur'an ayet. Ol dediğimde olur diyor. Ve hiçbir şey tükenmiyor. Meyve ağaçları mesela sürekli meyve var. Alıyor yiyor meyve. Aldığı an meyve yeniden orada oluyor. Ama burada sebep alemi var. Mesela çeşmeye gidiyoruz. Çeşmenin hemen ağzında yaratılır su aslında. Ama barajdan geliyor işte borular falan dediği için makul görüyor. Halbuki çeşmenin ağzına yaratılır. Mesela bir elektrik aracı, elektrikle işleyen bir araç, yani pervane, tost makinesi falan. Fişe taktım mı işliyor. Fiş dediğinde bir boşluk. Allah onu vesile ediyor. Adam evinde ısıtıyor, pervanede çalışıyor, müzik çalışıyor, televizyon çalışıyor, ev aydınlanıyor. Her şey yarım milimlik boşluktan kaynaklanıyor. Yarım milim. Onun içine girdiğinde ne istersen oluyor. Bilgisayarında çalışıyor, ısıtıcılar, efendim, şu, bu, aklına gelen yani bütün teknoloji hepsi çalışıyor. Ama adam oradan onun olacağına inandığı için oluyor. Eğer oraya girmeden, o yani fişe girmeden çalışmış olsa aklını atar. Mesela boru, çeşmenin borusu. Kopuk olsa boru, kesse, ama su aksa aklını atar şahıs. Ama boru bağlı olduğu için makul görüyor. İşte sebepten dolayı makul görüyor. Aslında sebep olan hiçbir şey yok. Cennetten aynı sistem var dünyada da. Yani her şey aynı sistem. Mesela kardeşimiz çay getiriyor. Allah tarafından getiriliyor. Ama o getirmiş gibi görünüyor. İçeride mutfak varmış gibi görünüyor. Fincanı mesela bak, yaklaştıran da fincanı yaklaştıran Allah'tır. Ben elimle yaklaştırdığımı zannediyorum. Halbuki Allah yaklaştırır. İçirdiğinde de Allah içirir. Cennette de bu sistem vardır. Yani aynı. Arada hiç fark yok. Sadece burada çok yoğun sebep sistemi vardır. Mesela tekneye bindiğinde benzini koyman gerekiyor. İşte onu yönetecek bir kaptan olması gerekiyor. Rüzgardan korunman gerekiyor falan fişmeken. Cennette bundan hiçbiri yoktur.